Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle kemik suyu yapalım dedim. Kolajenden çok zengin, çok önemli bir besin kaynağı bizim için. Bağırsak sağlığımız ve kemik sağlığımız için özellikle de kadınlar için çok önemli. İleriki yaşlarda biliyorsunuz. Maalesef bulyonlar bir süre kemik suyunun yerini almıştı ama artık çok şükür bilinçleniyoruz. Ve insanlar artık sık sık kemik suyu yapmaya başladılar. Elhamdülillah. Ben de kendi yapma stilimi size göstermek ve bu anlamda farklı bir şey belki denemek isteyenler olur diye size öncülük etmek istedim. Kemiği herhangi bir kasaptan bedavaya alabiliyoruz arkadaşlar. Ama yaptıktan sonra paha biçilemez oluyor. O yüzden üşenmeden hiçbir şekilde kemik suyumuzu yapalım. Ben öncelikle 5-6 saat öncesinden kemik suyumu kaynatmaya başladım. Önceki aşamalarını size anlatacağım fakat en önemli aşamayı video çekerken paylaşmak istedim sizinle. Kemik suyumuzu aldıktan, kemiğimizi aldıktan sonra güzelce yıkıyoruz. Nasıl bir kemik seçmeliyiz? Böyle eklem yerlerinden kırılmış kemikler olması gerekiyor. Ekleminden kırılmış olmalı. Şöyle. Ve görüyorsunuz içindeki iliği şu anda müthiş şekilde yumuşamış. Çok güzel bir kıvama gelmiş durumda. Ben bunu önce çok güzel bir şekilde yıkadım. Ve üzerine kadar büyük bir tencerede su doldurdum. Su kaynayana kadar yüksek ateşte bekliyorsunuz arkadaşlar. Yüksek ateşte kaynama noktasına geldikten sonra üzerinde atmadım size göstermek için. Bu şekilde pis bir köpük oluşuyor ilk etapta. İlk 15 dakikada bu şekilde oluşan köpükleri sürekli böyle üzerinden toplayarak alıp buraya koydum. Ve ondan sonra tertemiz bir su oluyor. Eğer köpükleri temizlemezseniz kemik suyunuz rengi koyu, kötü kokan ve çirkin bir kemik suyu oluyor. Çok berrak, temiz, güzel kokulu, rahatsız etmeyen ve pilavlarınızda da çorbalarınızda da her türlü yerde kullanabileceğiniz şeffaf bir kemik suyu istiyorsanız bu köpüğü ilk 15 dakikada kesinlikle temizlemeniz gerekiyor. Daha sonra yoğun ısıda kaynayan kemiğimizi altını mum ışığı olacak şekilde şöyle o kadar kısık bir şekilde yapıyoruz ki mum kadar yanacak. Üzerinde de minik minik kaynama köpükleri bakın. Bu şekilde pişmesi lazım. Fokur fokur kaynamayacak. Böyle küçük kaynama köpükleri oluşuyorsa bu kemik suyu güzel bir şekilde pişiyor demektir. Kemik suyu çok uzun sürede ve çok kısık ateşte olmalıdır. Makbul olanı budur. Köpüğü tamamen yok olmaya başladıktan sonra ben kapağını çok hafif aralayarak kapatıyorum. Ve bu şekilde 5-6 saattir kaynıyor. Daha sonra ne yapıyorum? Malzemelerimi söylüyorum size. 2 baş kerevizimden vardı. Ben onları güzelce kabuklarından arındırdım. Kereviz parçası koyuyorum. Bunları neden yapıyorum? Bunlar da vitamin değeri çok yüksek. Kış sebzeleri. Bunlarla kemik suyumuzu zenginleştirdiğimizde ekstra bir kazanım sağlıyoruz. O yüzden muhakkak bunları ekliyorum. Sonra kerevizin taze dallarından, saplarından ayıklayıp onları ayırdım. Güzelce yıkıyoruz. Soğan
İki baş da olabilir. Ben yoğun kokusu olmasın diye bir baş soğan kullanacağım. Birkaç diş sarımsak. Bir iki tane havuç. Taze zencefil kullanacağım. Birkaç top karanfil atacağım içerisine. Bütün kullanacağım malzemeler bunlar. Bunları şimdi içine ilave ediyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun inşallah. İlave ediyorum. Bazıları bir bez torbanın içerisine koyup da koyuyorlar ama benim içime sinmiyor. Bir bezin içinde koyup kullanmak. İçine ne giriyorsa, ne kadar püre oluyorsa olsun. O sorun değil benim için. Suyun çok şeffaf olması da sorun değil. Zencefilimi dağıttım. Patatesimi de atıyorum içerisine. Patates kullanmak zorunda değilsiniz. Birkaç tane karabiber. Ve bunları da bu şekilde koyuyorum. Neden bütün bütün koydun Sevgi diye sorarsanız bana. Sebebi şu. Bu malzemeler bunun içerisinde sadece ve sadece 1 saat kalacak arkadaşlar. 1 saat sonra ben bu içine attığım sebzeleri çıkartacağım. Henüz püre olup paramparça olmadan içerisinde. Sadece vitamininin geçmesini istiyorum. Tabii ki o sebzeleri atmayacağım. Daha sonra kemik suyum tamamen hazır olduktan sonra sebzelerle bir kısmını buluşturup bir çorba yapabilirim. Sebzelerimi atmayacağım ama içinden geri alacağım yumuşadıklarını ve vitaminlerini içine eklediklerinde. Kemik suyumuzu toplamda 10 saat kaynattıktan sonra jelleşmeye bırakabiliriz. Üzerindeki yağı ister alın, ister içinde kalsın. Bu sizin tercihiniz. Kolajenden çok çok zengin bir kemik suyu elde etmeniz için çok kısık ateşte pişen ve uzun sürede pişen bir kemik suyu elde etmeniz gerekiyor. Kısa sürede 3-4 saatte yoğun ateşte pişirdiğiniz kemik suyu sizin istediğiniz vitamin değerinde olmayacaktır. Yeterince bu kolajenini salmayacaktır. İçindeki iliğin vitaminini suya vermeyecektir. Çok uzun sürede yapmanız gerekiyor. Bunu pet bardaklara koyarak difrizinize atabilirsiniz. Difrizimizi en çok bu amaçla kullanalım. Difrizde 4 ay kadar bu kemik suyumuz kalıyor. Buzdolabının alt kısmında da 4 gün bozulmadan kalabiliyor. Fazla olanı küçük buz kalıplarına da koyup o şekilde de bulyon şeklinde kullanabilirsiniz pilavlarınıza, çorbalarınıza. Muhakkak her bayanın dolabında kemik suyu, ev yapımı kemik suyu bulunmalı. Çocuklarımızın da bizim de sağlığımız için muhakkak yapmamız gereken, bitmeden önce bir diğerini hazırlamamız gereken bir işlem ve sadece koyuyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Yani o kadar da meşakkatli bir şey değil. Altını çok kıstığınız için taşma riski de yok. Bunu muhakkak yapın, tavsiye ediyorum. Yapanlar da farklı yöntemler, yapanlar da yorumlarda yazabilirler yöntemlerini. Onlardan da faydalanırız inşallah. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi. Hoşça kalın, görüşmek üzere.